Evet sevgili dostlar, hayırlı akşamlar. Günlerin en şereflisi Cuma gibi, mekanların en şereflisi Mekke, Medine ve Kudüs gibi, ayların en şereflisinin en sonuna geliyoruz. Bu ayın bize kattıkları, umarız bizim hayatımızda yaşadığımız sürece devamlılığını korur, kazandıklarımızla beraber olgun bir insan olarak yaşamaya devam ederiz. Efendim, bir Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru gelirken, evet pek çok ibadet, taat, yardım, dua, hatim, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, pek çok icraatlarımızla ömrümüzün bir sayfasını daha güzel kapamanın derdine düştük. Ve işte Kadir'i idrak ettik. İnşallah hakiki bayramı idrak edenlerden oluruz ve nice bayramlara sağlık ve afiyet içerisinde gideriz. Efendim bugün Bestehan'ı Ramazan'a elveda diyen üç güzel eserle açtık. Zira bizim medeniyetimizde, kültürümüzde Ramazan-ı Şerif'in başında genellikle ona merhaba diyen, Ramazan-ı Şerif'i medheleyen, Allah'ın ayı olan ve ecrini sadece onun vereceği bu ayı güzelleyen, medhiyeler söyleyen şiirlerden bestelenmiş eserler okunur. Ramazan'ın ortalarına doğru geldiğimizde rahmetin, bereketin coştuğu o günleri anlatan şiirlerden besteli eserler okunur. Ramazan'ın son kısımlarına geldiğinde de artık el-firak, elveda, yani Ramazan'ı uğurlamanın hüznüyle yazılmış eserlerden oluşan, şiirlerden oluşan eserler okunur. Biz de öyle yaptık. Ramazan'ı uğurlarken 3 elveda ve el-firak eseri icra ettik. Bugün TRT Müzik ekranlarında Bestehan'da çok kıymetli iki misafiri ağırlamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Doktor Coşkun Yılmaz hocamız, ağabeyim aynı zamanda benim. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü. Kendisiyle hoş bir sohbet olacağını ümit ediyorum. Bir diğer taraftan da bizim aynı zamanda daha önceki televizyon programlarımızın da danışmanı olarak bizim hep yanımızda omuz mesafesinde bizlerle duran Mustafa Küçükaşçı hocamız, Profesör Doktor ve her ikisi de İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. İstanbul'da akışın, tarihin, sanatın, estetiğin tam su başında olan iki isimle olunca çok konuşacak mevzu var mutlaka. Ben hemen bu aşamasında sözü hoş geldiniz diyerek sizlere bırakayım. Efendim hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ramazan bir şükür ayıdır, bir teşekkür ayıdır. Hep söyleriz, kula teşekkür etmesini bilmeyen Halik'a şükretmesini öğrenemez. Aslında kula teşekkür, Hakk'a şükrün bir ön sözüdür de diyebiliriz. Eyvallah. Diye düşünüyorum. Tabii programın denk geldiği zaman dilimi itibariyle de benim için son derece anlamlı. Belki yaşın yavaş yavaş ilerlemesinin verdiği bir duygu. Ramazan'a elveda derken ki o okuduğunuz eserler de hakikaten gönlümüzde bir hüzün çağlayanı oluşturdu. Ramazan'a merhaba demenin de bir sevinci içerisindeyiz. Bayrama merhaba demek aynı zamanda aslında yaşadığımız şehrin veya şehri getirdiğimiz nokta itibariyle bize daha çok çocukluğumuzu hatırlatan, o günleri özleten bir duygu iklimine taşıyor. Dolayısıyla bayramın neşesini, sevincini hep birlikte en azından yaşayamasak bile yad ederiz diye düşünüyorum. İnşallah. Malumun Yahya Kemal'in o meşhur şiiri var. Atik Valide denen sokakta diye. Onun son mısraları beni çok etkiler. Hani Yahya Kemal oruç tutmamış ama oruç tutanların o neşesine, sevincine, duygusuna şahit olunca diyor ki, özetle söylemek gerekirse, oruç tutmadım, tutmuyorum ama oruç tutmamanın, iftar edememenin hüznünü yaşadım ya, ona şükrediyorum diye. Evet. En azından bu noktada daha ileriye gideriz diye düşünüyorum. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü elbette İstanbul'un kültür hayatının tam da subaşı. Yani oradan aslında pek çok iş planlanır, düzenlenir, organizasyonu yapılır, yönlenir bilakis. Ve İstanbul'da kültür hayatında neler olup bittiğini en iyi kültür müdürü herhalde takip ediyor. İnşallah. Neler oluyor, bitiyor? Bunlar da hakkında özellikle sizin göreve geldiğiniz günden itibaren biraz kültür sanattan bahsedecek. Estağfurullah. Olursa. İstanbul bir defa şunu ifade etmek gerekir ki dünyanın merkezidir.
Bir tarihçi olarak da ifade etmek gerekirse, dünyanın hiçbir şehri İstanbul ile rekabet edebilecek bir tarihi derinliğe, sürekliliğe ve etki alanına sahip değildir. Ve geçmişe tabii. Tabii, geçmişe. Evet. Yani binlerce yıllık geçmişi sinesinde barındırır. Binlerce yıllık geçmiş olan şehir bulabilirsiniz ama İstanbul gibi siyasette, inanç tarihinde, kültürde, sanatta, edebiyatta, mimaride sürekliliği olan bir şehir bulamazsınız. Hı hı. Veya bunların hepsini aynı anda mezzeden bir şehir bulamazsınız. Bugün dünyada hiçbir şehir 10 maddeyi yan yana koyarsanız asla İstanbul'a rekabet edemez. Şimdi bunlar nedir diye soracaksınız. Ya bunu bilmemiz lazım ki kültür sanatsa ne ifade etmek gerektiğini de bilelim diye düşünüyorum. Mesela dünyada kaç şehir vardır? 1600 sene yaklaşık payitahtlık yapacak ve payitahtlık yaptığı devletler dünya tarihinin gördüğü en büyük 4 devletten ikisi olacak. Dünyada kaç şehir vardır ki payitahtlık yaptığı zaman içerisinde bilinen dünyanın Avrupa, Asya ve Afrika'nın büyük bir kısmına 20 milyona 25 milyon kilometre kareye ulaşan bir coğrafyayı bir şekilde etkileyecek ve yönetecek. Dünyada kaç şehir bulabilirsiniz ki Avrupa'da Hristiyanların dahi birbirlerine yaşam şansı vermezken, Yahudileri sürüp atarken, Müslümanından Hristiyan'a, Yahudisinden Ermeni'ne, Bulgar'ına varıncaya kadar 72 milletin kendi inanç kültür ikliminde ve aynı şehirde bir huzur içerisinde yaşasın. Bunları uzatıp götürebiliriz. Eyvallah. Dolayısıyla bu şehrin de kendine mahsus bir kültür tarihi vardır. Yaşanan bir kültürü vardır. Sanatı vardır, edebiyatı vardır. İstanbul'da bunları özellikle son yıllarda işte Kültür ve Turizm Bakanlığımızda, yani İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzde, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde ve bağlı birimleriyle, ilçe belediyelerimizin kültür müdürlükleriyle dolu dolu yaşamaya çalışıyor. Eyvallah. Tabii şunu ifade etmek lazım. Çok şey olması demek çok iyi şey oluyor anlamına gelmiyor. Bugün artık bizim atlamamız gereken eşik pek çok alanda olduğu gibi özellikle kültür, sanat ve medeniyet alanında bir nitelik meselesidir. Bir ruh meselesidir. Bir iklim ve bir istikbal meselesidir. Sizin yaptığınız çalışmaların pek çoğu bu niteliklerin pek çoğunu haiz aslında. İsterseniz şöyle yapalım. Burada bir küçük virgül koyalım estağfurullah. Onları seyircilerimizin duymasını çok arzu ederiz. Tam da o payitahta mekan olmuş, oranın kalbi olmuş, beyni olmuş. Bütün dünyanın kılcal damarlarına giden efendim o kanın, o canın, o adaletin, belki zulüm altında inleyenlerin çaresi olmuş kararların yazıldığı, alındığı, konuşulduğu yerin mümessili olarak hocamız Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda eğitim hayatının getirmiş olduğu o birikimle de şu anda vazifede. Oraya doğru intikal edelim, sözü getirelim ve payitahta doğru gelirken bir payitaht nefesi duyalım. Selimi mahlasıyla bize şiirler armağan Selim etmiş mi? Olan, evet, Yavuz Sultan Selim'in muhteşem bir naati. Ey cemali nuri çeşmi evliya, el medet ey madeni nuri huda, hakipayi tutiyayi esfiya, el medet ey madeni nuri huda. 9. Osmanlı padişahı ve işte 74. İslam halifesi yazdığı naat, o sarayın duvarları içerisine sinmiş bir sada bu. Yani, dinleyelim. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Ve efendim buna bağlı olarak elbette Kadir Gecesi'ni çok yakın idrak ettiğimiz için Kadir'e yazılmış bir medhiyeyi hem de yakın tarihimizden bir Mevlid Han olarak kendisini tanıdığımız Hafız Mecid Sesigür'e ait bir güfte bu. Onu da arkasına bağlayıp şöyle bir Ramazan nefesi alalım, Kadir nefesi alalım, Kadir'ini bilenlerden olmak için. Buyursunlar. Ey cemali nuri çeşmi evliya, ey cemali
Alem yüceden sesleniyor. Uyan sevgili dostlar. Bestehan bu güzel Hüseyin Sevilci merhum eseriyle bu bölümünü. Evet, buyurun hocam. Ben şu Yavuz Sultan Selim'le bir şey söylemek isterim. Aslında çok meşhur ama çok meçhul bir adamdır. Yani Yavuz Sultan Selim'le ilgili meşhur meçhullerden desek çok abartmamış olacağımı düşünüyorum. Evet. Meşhur zaferleri efendim Cihangir, Maraşal vesaire diye ama sert, celalli, katı yürekli, savaşçı bir adam sultan olarak biliniyor. Halbuki çok zengin bir duygu dünyası var. Çok içli bir ruh hali var. Yani duygunun da sultanı.
Çok merhametli bir damarı var. İnsan kıymetini bilen çok önemli bir insan. Hatta onun vecizesi aslında insanın değerini ifade etmekle meşhurdur. Ama biz böyle, bir de şeydir mesela ekberidir kendisi. Hı hı. Tarikattaki ekberi olmak aslında münevver, entelektüel birikim açısından veya altyapısı olması gereken bir kemiği, derinlik yani. Açısından çok üst evet. bir birikimi gerektirir. Ama gel gör ki böyle bir Yavuz lakabı verilmiş. Sanki onun arkasında bu taraflar yok. Üzülürüm oyunu itibariyle. Ama şimdi okuduğumuz Naat de evet. işte onlardan bir tanesinde. İşte onu nasıl çağrıştırdı. İnsanın böyle ciğerine dokunuyor değil çok, mi? Çok Elin içli mesela. Bir insan. Evet. Özel hayatında öyle. Şimdi saraya doğru gidelim. Çok merhametli bir adam. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Aslında Yavuz'un, Coşkun Hocamızın bıraktığı yerden devam edersek, Kemal Paşazade ünlü tarihçi, Yavuz Sultan Selim'i ikindi güneşine benzetiyor. Şimdi ikindinin karşılığı bizim kültürümüzde asır kelimesi biliyorsunuz. Bir ikindi güneşi çabuk geçiyor. Hakikaten Yavuz Selim 8 sene gibi tahta kalmış ve başarılması güç birçok işi aynı anda başarmış olması büyük bir şey tarafı var. Bir de uzun yani işte asır 100 seneye karşılık geliyor ya. Bu ikisini bir arada yani ikindi güneşine benzetiyor yaptığı işler bakımından. Bir de şu tarafını da söyleyelim. Mısır seferini bitirmiş. Büyük bir zafer. Memlük devletini ortadan kaldırmış. Halifelik unvanını bizzat almış. Ve hatta Mısır'daki hutbe okunurken Hakimül Haremeyn unvanını reddedip Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olmayı tekrar Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn unvanını kullanan bir padişah olarak İstanbul'a geliyor ve gece vakti hiç kimse duymadan mütevazi bir şekilde ben bunu şuna benzetirim. Mekke'nin fethinden sonra Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'a girişi gibi mütevazi bir şekilde devesinin üzerinde boynu bir anlamda bükerek işte bir anlamda mahfiyetle içerisinde Mekke'ye girdiği gibi o da İstanbul'a giriyor. Evet. Halbuki o zaman Yavuz Sultan Selim gibi hocamızın dediği gibi azametli, haşmetli, celalli bir padişahın karşılama töreni olması lazım. Evet. Ona uygun bir şekilde. Fakat bunu yapmıyor. Hakikaten çok ince bir tarafı var. Şimdi babasına tahta babası bıraktıktan sonra babasına diyor ki sen bizim yanımızda ol. Hep senin ben fikirlerine başvurmak istiyorum diye söylüyor. Fakat babası diyor ki ben şey yapmam, Edirne tarafına gitmek istiyorum diyor. Zaten vefat ediyor yolda da çok şey yapmadan. O arada babasını İstanbul çıkışına kadar yaya olarak uğurluyor. Yani böyle de bir vefakar. Bir sultanı o. Sultanı evet. o halbuki yani orada. Babaya çünkü, hürmet ifade. Şimdi biz bunları konuştuğumuz zaman ya da bunlar gündeme geldiği zaman işte... bir karşı cephe sadece vuran, kıran, kesen Osmanlı Sultanları. Evet. Bir tarafta da sadece işin böyle pamuk yığını tarafını anlatan bir... Aslında bir insanın yaşamında iyi ve kötü zıtlar olmadan olabilir mi? Yani işte... Olacak. Aynen öyle. Bir de tabii hem Ramazan, Kadir Gecesi bununla ilgili Yavuz nasıl ikindi güneşi gibi çabuk gelip geçtiyse Kadir Gecesi de çabuk gelip geçtiği için aslında... Bizim kültürümüzde Kadir Gecesi'ni iyi değerlendirmek, onu bir anlamda bir asır gibi, bir ikindi güneşi gibi... Çabuk geçecek. Çabuk geçecek. Mustafa Hocam sözünüzü kestim, bağışlayın ama o ikindi güneşine bir kinaye daha var. Evet. Şairimizin ifade ettiği, ikindi vakti kısa ama güneş vurduğunda gölge uzun olur. Tabii o da var. Yavuz Sultan Selim'in süresi kısa ama evet. yaptığı işler çok büyük. Tabii, evet. Anlamına da kullanılıyor tabii, diye aynen, biliyorum. Doğru aynen mu? Doğru, aynen doğru. Evet. Yani bunların hepsini bir anlamda Yavuz'un bünyesinde işte şeyde aynı şekilde zikrediyoruz. Aslında bu programın da özelliği işte son okumuş olduğunuz Hüseyin-i İlahi. Biliyorsunuz Hüseyin-i aslında tam bir Türk makamıdır. Anadolu. Anadolu'dur. Evet. Anadolu'nun bütün şeyini kendi içerisinde hüznünü gösterir. Hüznünü de, sevincini de. Hepsini bir arada bütünleştirir. Evet. Tabii bu arada... Hem Hafız Mecid'i anmak hem de Hüseyin Sebilci'yi anmak. Çünkü Hüseyin Sebilci'nin, Hafız Mecid'in önemli özellikleri yokluklar içerisinde bizim kültürümüzün
ayakta kalmasına evet. çok büyük katkıda bulunmuşlardır. Elbette. Elbette. O bakımdan bu programın bir de o tarafını da zikretmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Biraz önce hocam bıraktığı yerden benim aklım orada. Oraya bir dönüş yapalım kısaca ve sonra şöyle kutsal beldelere doğru gidelim isterim. Zira siz şimdi biraz önce hocamın anlattığı bir haşmetli sultanların da yaşadığı evet. ama diğer taraftan sultanın gözyaşı içerisinde Efendimizin bir nalini şerifine gösterdiği hürmeti de birinci Ahmet. Evet, şiirine evet. döktüğü. Evet. Diğer taraftan annesine ihtimam gösterdiği için işte tarihteki yaşanılan olaylar kitaplarda yazılı. Bir taraftan öyleyken siz şimdi Osmanlı Sarayı'nın içerisindesiniz. Her gün orada görevli olmak ayrıca da bir büyük onur bence. Tabii. Onu zaman zaman konuşmalarınızdan da hep ben hissediyorum. Ben de böyle bir insan tanıdığım için ayrıca onur duyuyorum. Yani Osmanlı'nın kalbinde her gün nefes alıyor, veriyor olmak önemli bir şey. Orada kutsal emanetler var. Dünyanın hiçbir yerinde bulunamayacak bir şey. Yıllardır da ben orada programlar falan icra ettiğimiz için şahit oldum birkaç kez. Destimal merasimine de iştirak ettim. Biraz bize oralardan bahseder misin? Hem de Ramazan iklimine şöyle bir ya, giriş olsun. Efendim şimdi aslında Topkapı Sarayı'nda Yavuz Sultan Selim'in belki de en önemli hatırası mukaddes emanetleri İstanbul'a getirmiş olması. Hı. O günden bugüne yapılmış olması. Ama Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman aslında her köşesinde Peygamber Efendimiz'i anmanın, onu sevmenin, onun yolundan gitmenin, bağlılığın her tarafta işareti var. Mesela haremin içerisinde Kaside-i Bürde var. Haremin içerisinde en çok okunan dualar var. Ve bunların hepsini duvarlara nakşetmişler. Halbuki biz harem dediğimiz zaman hani özel hayatın geçtiği ve tamamen farklı bir alan gösteriliyor. Halbuki Topkapı Sarayı'nın padişahın hem evi hem de bugünkü modern tabirle ofisi evet. iki tarafı var. Ama iki önemli bir tarafı daha var. Eğitim tarafı var. Bu eğitimin de iki yönü var. Erkekler için enderun var. Hanımlar için harem var. Bu eğitim tarafını ve bunu yaparken de kendi medeniyetinize ait hissettiriyor. Yani düşünün ki Sokollu Mehmet Paşa gibi 20 yaşı civarında bir Hristiyan din adamı olacak adamı o işlere olacakken siz kendinize getiriyorsunuz, kendinize bende ediyorsunuz, sizin devletinize hizmet ediyor ve vefat ederken savaş meydanında ölmedim diye üzülüyor. Hı hı. Halbuki Kadırga'da biliyorsunuz kendi adına yapılmış külliyesi var. Oran haziresine değil, Hazreti Peygamber'in mihmandarına yakın olmak için Eyüp'te Mimar Sinan'a bir türbe yaptırıyor. Yani böyle bir medeniyet, kendisine ait yapma, aidiyet hissettirme, dönüştürmeyi dünyada başka bir medeniyetin yapma durumu yoktur. Evet. Yani. Onun için Topkapı Sarayı bir anlamda bizim medeniyetimizin hafızasıdır aynı zamanda. Destimal ne zaman açılacak hocam? Ramazan ayının içerisinde her sene Ramazan'ın 15'inde böyle bir yapma adeti vardır. Son zamanlarda o adet yapılıyor. Tabii destimalin şöyle bir özelliği var. Bunu bir küçük tarif etsek seyircilerimiz, belki duymayanlar, belki ilk kez duyacak olanlar. Destimal, Yavuz Sultan Selim'in İstanbul'a kutsal emanetleri getirdikten sonra başlatmış olduğu bir tane önemli bir uygulama var. Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kur'an-ı Kerim okuma uygulaması. Evet. Günümüzde devam ediyor. Bir ara sekteye uğramış ama günümüzde 24 saat okunmaya devam ediyor. İkinci bir hususta Ramazan ayının 15'inde sadece davet edilenlerin padişahın riyasetinde Hırka-i Saadet'i ziyaret ediyorlar. Yani Topkapı Sarayı'nda saklanan Peygamber Efendimiz'in Ka'b bin Züheyr'e hediye etmiş olduğu Hırka-i Saadet'i ziyaret ediyorlar. İkinci Mahmud döneminden itibaren bu ziyaret edilenlere orayı ziyaret ettiklerine anısına göstermek için üzerinde Peygamber Efendimiz'in özellikleri yazılı olan bir şey hırkaya sürüldükten sonra veriliyor. Ve İstanbul kültüründe bu destimal evet. insanlar vefat ettikleri zaman yüzleri veya yüzleri ondan örtülüyor veya göğüslerine konuluyor. Ama tabii bu herkese nasip olan bir şey değil. Sadece teşrifat defterine kayıtlı olanların katılabildiği bir program. Anladım. İstanbul'da biliyorsunuz
Üveys el-Karani tarafından geçmiş olan Hırkayı Şerif adını verdiğimiz Hırkayı Şerif Camisi var. Evet. İstanbul'da çoğunlukla o camiyi ziyaret ediyor biliyorsunuz. Yani bunların ikisi de netice itibariyle Peygamber Efendimiz'e ünsiyet kurbanın bir yolu. Eyvallah. İkinizin de biliyorum ki özellikle kutsal beldelere dair çok önemli çalışmalarınız, gayretleriniz, hizmetleriniz oraların farklı yönleriyle toplumumuza tanınması için çok ciddi faaliyetleriniz var. Biraz oraya doğru, kutsal beldelere doğru gidelim. Hem birazcık Kudüs'ten bahsedelim, sizin yakın zamanda gidip geldiniz. Evet. Ve şimdi Hasan Sezai Gülşen'i Hazretleri'nin tam da o kapıya dair bir şiiriyle devam edelim. Kapına geldiler ümmet Muhammed, dilerler merhamet, şefkat Muhammed. Buyursunlar. Kapına